Spor Toto Süper Lig takımlarından Mersin İdman Yurdu'nda Nurullah Sağlam'dan boşalan teknik direktörlük görevine Giray Bulak getirildi. Bulak, Mersin Gökdelen İş Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde kendisini 1,5 yıllığına Kırmızı Lacivertli takıma bağlayan sözleşmeye imza attı. Hocam bir bakalım. İmza töreninde bir konuşma yapan Mersin İdman Yurdu Kulüp Başkanı Ali Kahramanlı, eski teknik direktörleri Nurullah Sağlam ile karşılıklı anlaşarak ayrıldıklarını söyledi. Teknik direktör arayışlarında 3 isimin ön plana çıktığını belirten Kahramanlı, görüşmeye başladıkları isimler arasında ilk sırada olan teknik direktör Giray Bulağ'ın Mersin'de çalışmaya sıcak bakması nedeniyle kendisiyle anlaşmaya vardıklarını kaydetti. Tabii Nurullah Hoca'dan sonra ne yapabiliriz, kimlerle çalışabiliriz? Bir durum değerlendirmesi yaptık. Toplantıda çıkan sonuç olarak tabii ki elimizde çok hoca vardı listede. Bunların içerisinde biz 3 arkadaşımızı seçtik. Ve daha doğrusu bunların içerisinde Sayın Hocam Giray Bulak 1. sıradaydı. Oturduk, orada konuştuk. Mersin'le ilgili özellikle hocam, siz Mersin'e gelmek düşünüyor musunuz? Tabii ki ben Mersin'i severim. Mersin'e de seve seve gelirim. Ben burada tabii ki sizin huzurunuzda kendisine teşekkür ediyoruz. Mersin İdman Yurdu'nun yeni teknik direktörü Giray Bulak ise takımın ligde hiç de iç açıcı olmayan bir konumda olduğunu belirterek el birliğiyle takımı üst sıralara çıkartacaklarına inandığını söyledi. Tabii ki bugün itibariyle bulunduğumuz konum bize çok yakışan bir yer değil. Bunu ev birliğiyle beraber çok daha fazla çalışarak, çok daha fazla emek sarf ederek çok daha iyi noktada getireceğiz. Bundan eminim. Bu inancı taşıyorum. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Antalya Spor ve ligde oynayacakları Gaziantep Spor maçlarından çıkan sonuçlara göre takıma takviye yapılabileceğini anlatan Bulak, eski takımı Trabzonspor ile kırgın ayrıldığı yönündeki iddiaları da reddetti. Bir Trabzonspor, bir başka kulüpte de kırgınlığımız olamaz. Çünkü bizler profesyoneliz. Bizler spor dünyasının, futbol dünyasının emekçileriyiz. Dolayısıyla bizim kırgınlık yaşama gibi şansımız yoktur. Yapılan konuşmaların ardından daha önce Süper Lig'de ve alt liglerde birçok takım çalıştıran ve son olarak Trabzonspor takımında genel menajerlik görevini yürüten teknik direktör Giray Bulak, kendisini 1,5 yıllığına Mersin İdman Yurdu'na bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Hocam.